Merhaba dostlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kırıklar köyündeyiz. Burası Çanakkale il merkezine 141 kilometre, Yenice ilçe merkezine 42 kilometre, Kalkın Belediyesi'ne ise 11 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Kırıklar köyünde şöyle bir rivayet var arkadaşlar. Burada zamanında 40 tane genç askere gitmiş ve bir daha geri dönmemiş. Bunun için köyün ismi Kırklar'mış. Zamanla bu Kırklar kelimesi değişime uğramış ve şu anda Kırıklar ismini almış. Şimdi biraz sonra Kırıklar köyünü gezeceğiz. Ama öncesinde destek olmak adına videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın dostlar. Şimdi hazırsanız Kırıklar köyünü birlikte gezelim. Şimdi Kırıklar köyünü camisinin bulunduğu yerdeyiz. Buradan gözüken manzarayı paylaşmak istiyorum. Böyle gördüğünüz gibi Kaz Dağları'nın eteklerinde mükemmel bir doğası var. Yeşillikler içerisinde bakir kalmış bir köy arkadaşlar. Gençler çünkü köylerde kalmadığı için gittikçe göç vermiş ama yeni yeni 3-4 tane İstanbul'dan buraya gelmeye başlamışlar. Şimdi de yerler almaya başlanmış. İstanbul'dan Kırıklar'a göç eden bu ailemizle sohbet edeceğiz. Merhabalar. Merhaba, ben Mehmet Baloğlu. Eşim Tülin Baloğlu. Daha önce İstanbul'da yaşıyordunuz ve bu köyü tercih ettiniz. Evet. Öncelikle bizi evinize kabul ettiğiniz için, röportajımızı kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Rica ederim. Biz İstanbul'da yaşıyorduk, İstanbul'da doğduk, İstanbul'da büyüdük. Ben özel bir şirketten 2010 yılında emekli oldum. Ondan sonra bir 10 yılda başka bir özel şirkette yöneticilik yaparken pandemi patladığında biz çok ani bir kararla ben işi bıraktım. Yaklaşık bir 5-6 ay kadar evde oturduk pandemi döneminde. Hiç evimizden çıkmadık. Ondan sonra bu dönemde de hep sürekli şey videoları seyrettik. Köye yerleşme, köye göçme videoları seyrettik. Köye ev nasıl yapılır? Bu videoları seyretmekle geçti 8 ayımız. O zaman şeyi planladık işte evimizi şöyle yaparız, arazi böyle olur, köy şöyle olur gibi. Daha sonra da pandeminin yasakları kalkmaya başladığında da ev bakmaya başladık. Ağırlıklı olarak Çanakkale tarafında ev bakmaya başladık. Kızımız internette bulmuş. Evet. Sonra üçümüz birlikte geldik baktık. Güzel, beğendik. Biraz zaman aldı alışmam. Ama öyle işte videolarda izlediğimiz gibi değilmiş köyde yaşamak ya da ev yapmak. Yapılı evet. Evde bile çok uğraş verdik. İlk zorluklarla karşılaştınız yani, mı? Tabii. Ne çok gibi zorluklar mesela? Soğuk oldu. İşte böcek var. Bir şeyler var. Şehirde bunları görmüyorsunuz. Tabii. Yani hep şehir bir adaptasyon süreci yani, oluyor evet. Tabii. Şu anda peki? Güzel. Rahatız. Memnun musunuz? Tabii. Maskesiz dolaşıyoruz. Hastalık yok. En güzel şey o bizim için. Kendi bahçemizi ekip biçiyoruz bu arada. En güzel tarafı o. Yani ne zaman göç ettiniz buraya? Bu senenin Nisan ayında evi satın aldık. Tam Haziran bugün 6 ay oldu. Evet, tam 6 ay oldu. Haziran başında da evimizi tamamen taşıdık. O arada da Nisan-Mayıs arasında o 2 aylık dönemde de hazırlıkları yaptık. İşte yan tarafa bir atölye yaptık. Kendim için bir hobi atölyesi yaptım. Bir depo yaptık fazla eşyalarımızı koymak için. Bahçemizi hazırladık. Bostanımızı ektik o arada ev taşınmadan önce. Çok ilginç. Yani bir şirket hayatından böyle pat diye işi bırakıp da gelip köy hayatına birdenbire daha önce hangi sektörde çalışıyordunuz? Ben deniz boyaları üreten bir şirkette, emekli olduğum şirkette ürün yöneticisiydim. Daha sonraki 10 yıl çalıştığım diğer şirkette de üst düzey yöneticiydim. Deniz boyaları, yani marin boyaları üreten bir firmaydı. Ama uzun yıllardır bu köy hayatının hayalini kurduğum için işte kendime ait bir atölye, bir bostan, sabah kalktığımda işte bostana ineyim, domates, biber toplayayım. Bu hayal çok uzun zamana yayıldığı için çok zor olmadı. Yani benim için köy hayatına alışmak çok kolaydı. Şu an çok mutluyum. Sabah çok erken kalkıyorum. Günün nasıl geçtiğini anlamıyorum. Yani bir bakıyorum öğlen olmuş, bir bakıyorum akşam olmuş. Eşim biraz zorlandı ama o da alıştı artık. Kırıklar köyünü neden tercih ettiniz? Neden burası? Enteresan bir şey. Yani biz burayı özellikle tercih etmedik. Kızımız internetten bulunca daha sonra da çok enteresan bir şey oldu. Bu yakınlarda bir dağ oteli var. O otelin sapağından geçerken 4 sene önce oraya geldiğimizi fark ettik. Yani otelin adını görünce aa biz buraya gelmiştik dedik. Buranın Kalkın işte Kırıklar olduğunu o zaman anladık. Eve odaklandığımız için bölgenin tamam Kaz Dağları olduğunu çok iyi biliyorduk da bölgenin
İşte o otelin bölgesi olduğunu bilmiyorduk. Belki de o zamandan çizilmişti bizim buradaki hayatımız. Hı hı. Köyde yaşayan bir arkadaşımız var, Akın. Onu da tanırsınız belki. Evet, onun da evine gideceğiz. Şimdi o şey der mesela, burada işte kendimizi inşa ediyoruz. Evet, gerçekten de kendimizi inşa ediyoruz. Böyle dışarıdan gelen kaç hane varsınız bu köyde? Burada şu an 4 hane var. Bizden önce İstanbul'dan bir arkadaş daha var, şu bizim arka tarafımızda. Ondan sonra Akın gelmiş, sonra biz geldik. Bizden sonra köyün başında sırf ahşaptan bir ev yaptı. Serkan diye bir arkadaşımız var. Yeni satın alanlar var. 5, 6, belki 7 olacak. Şunu özellikle merak ediyor insanlar. Şimdi bir eğer kendi memleketinize gitmiyorsanız, taşınmıyorsanız, herhangi bir yerde bir köye taşınıyorsanız, özellikle insanların içinde şöyle bir şey var. Ben bu köye gidersem acaba nasıl karşılarlar beni? Nasıl tepki verir oradaki yerli insanlar? Burada özellikle sizin nasıl bir deneyimlediniz? Hani insanlar size karşı nasıl davrandı? Biz bunun çekimserliğini tabii yaşadık ilk buraya gelirken ve bu evi satın alırken o endişeyi yaşıyorsunuz. Geldiğimizde insanları tanımaya başladığımızda ben hep şunu söylerim. Siz ne kadar iyiyseniz herkes de size karşı o kadar iyidir. Bu zamana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Hiç canımızı sıkan hiçbir şey olmadı. Komşularımız gayet iyi. Köy halkı gerçekten çok iyi. Köy küçük bir köy. 40-50 hanelik bir köy. En güzel tarafı bu köyde hayvan damlarının olmaması. İşte bütün hayvan damlarının dışarıda konuşlandırılması. Bunu yıllar önce eskiden muhtarlık yapan birisi yapmış ve çok iyi düşünülmüş. Bu civarda da örneği yok. Köyün içinde damlar, yani evet, yani yok. Büyükbaş hayvan damı yok. O yüzden hiç koku da yok. Sadece ve sadece ormanın ve doğanın, ağaçların kokusunu alabiliyorsunuz. Çiçeklerin, böceklerin, her şeyin kokusunu alıyorsunuz. Hayvan kokusu 1 gram bile yok yani köyde. Evet. Sabah ben çok erken kalkıyorum. İşte kalkar kalkmaz eğer o gün bahçe, bostan sulanacaksa ilk önce çiçekleri suluyorum. Ondan sonra bostanı suluyorum. Sonra da o günkü planımı zaten bir gün önceden yapmış oluyorum. Mesela şu görmüş olduğunuz basit rafı atölyede yaptım. İşte banyodaki lavabonun altını atölyede yaptım. Verandanın korkuluklarını, bu korkulukları atölyede yaptım. Şuradaki lavabonun kenarını atölyede yaptım. Bunları yaparken de büyük keyifle yapıyorum. Hı hı. Ahşapla uğraşmak çok keyifli. Hele hele ki böyle vasıflı ahşaplarla uğraşmak, böyle ahşabı alıp kokluyorsunuz, o ahşabın kokusunu hissediyorsunuz. Hareketli bir hayatın içinden tabii ki de pandemiden dolayı biraz değil, tamamıyla hareketsiz bir hayata dönmüştük. Burada da ben çok öyle... Burada mesela neyi ararsınız? Hani burada tamam, büyük şehirden küçük yerlere taşınanlar genelde sakinlik, işte biraz dinginlik ararlar böyle. O var. Siz buraya geldiğinizde siz aradığınız bir şey oldu mu hani köy yerinde? Sağlık ocağı yok, market yok. Hani her şey uzak. En kötü yanı o. Benim için. En kötü yanı kızımın uzakta olması. İlk defa bu kadar ayrı kaldık. Üniversitede okurken bile hep yanındaydı. En kötü yanı o benim için. Her gün bir iş çıkıyor çünkü evde hiç tamirat bitmiyor. Sürekli o dolabı oradan söküyoruz, oraya biraz takıyoruz. Biraz da yeni olduğunuz için tabii. Yani evet. Ha, tam. Yani bu 6 ayın hemen hemen 4 ayı falan hep tamirat tadilatla geçti diyebilirim. Yani sıkılmaya vaktim olmadı yorulmaktan. Umarım başka bir şeye vaktim işler olmadı. Bitince biraz da. Ya şimdiden sonra dedim ki artık yarından itibaren dedim ayaklarımı uzatıp oturacağım. Kitabımı okuyacağım. İşte dikişlerimi dikeceğim. Bir şeyler yapacağım. Baharda çok güzel kuşlar ötüyor. Gece sabaha kadar kuş öttü burada. Nisan, evet. Mayıs ayında. O çok güzeldi. Ya sessiz olması güzel tabii. Şehrin gürültüsünden uzaktayız. Hava temiz. Köylüler de ya iyiler bize karşı. İlk önce tabii İstanbul'dan geldik diye biraz çok mesafeli durdular. Sonra baktılar hastalık yok. Ya geliyorlar gidiyorlar sağ olsunlar. Herkes çok iyi. Eviniz şu anda kaç metrekare üzerine ve yakın bir süreçte aldığınız için insanlar hani merak ediyor. Fiyatı nedir? Kaç aldınız? Neye mal oldu? Gibi sorular çokça geliyor. Çünkü onlar da kendine göre bazı hesaplar yapmak istiyorlar. Burası 2 parsel. Yani bu evin bulunduğu şu çite kadar olan bir parsel. Çitten sonraki bostanın olduğu yer yine 2. parsel. Biz 2 parseli 300
80 bin liraya aldık. Evi satan arkadaşın mutlaka evi satması gerekiyormuş. Acil olarak satmam gerekiyor dedi. İşte 550'den 500'e inmiş, 500'den 400'e inmiş. Tabii içinde tadilatı yapılmış. Tabii, İki katlı yapılmış. Bir ev var. Tabii. Tabii bu veranda falan yoktu, atölye yoktu, bu bahçe düzenlemesi yoktu. Bunların arsası kaç metreydi dediniz? Burası toplam, burası 650 metrekare, bostanın olduğu yerde 580 metrekare filan. Yani bir dönümün üzerinde bir yeriniz 1200 var. 1200 küsür metrekare, 1240 metrekare evet. filan. Bu da size yaklaşık. Yetiyor yani bahçe Aha, yapabileceğiniz. Yetiyor fazlasıyla. Evin arkasında da 200-250 metrekare kadar daha yer var. Evet. Orası da hani çok rahat bir bahçe yapılabilir. Biz aldıktan sonra da herhalde bir 100 bin lira falan da biz harcamışızdır. İşte atölye, depo, diğer veranda. Bahçede meyve ağaçları vardı. İşte dut var, 3 tane erik ağacı var, ayva ağaçları var. Şimdi gelen bütün misafirlerimize ıhlamur veriyoruz. Meyve, sebze ve diğer ihtiyaçlarımızı, hatta artık sütten kendi peynirimizi de yapmaya başladık. Bu karar aslında çok verilmesi zor bir karar. Yani herkes tarafından böyle çok düşünülecek, çok eline boyuna tartılacak bir karar ama aslında o kadar da zor değil. Kafanızda bazı şeylerin çerçevelerini, sınırını çizdiyseniz pat diye bu kararı verip İstanbul'dan kalkıp her şeyi bırakıp o kadar hareketli bir hayattan dönüp köy hayatına gelmek ve bu kararı vermek gerçekten zor ama herkese tavsiye ediyorum. Eğer kafasında böyle bir şey olan varsa hiç düşünmeden gelsinler, bulsunlar kafalarına göre yaşayacakları evi. İlla satın almaları gerekmiyor. İlk önce gelip kiraya da oturabilirler. Küçük bir kasabada da olabilir. Köyde olması şart değil. Bazı köylerde kiralık evde bulabilirler. Ama işte burada mesela Yenice'de olabilir, Kalkım'da olabilir, işte Akçay'da, Altınoluk üstündeki köylerde olabilir. İlk önce kiraya gelip bakabilirler. Burada yaşayıp yaşayamayacaklarını, işte devam edip edemeyeceklerini görürler. Ondan sonra orada satın da alabilirler. En mantıklısı da bu olur. Şimdi Mehmet abimizin bahçesindeyiz. Şöyle size bahçeyi birlikte göstereceğiz. Biraz buraları bize kendisi tanıtacak. Bu bahçenin bitmiş hali. Evet. Yani bundan, bahçeyi öncelikle göstereyim böyle. Bundan iki hafta öncesine kadar fasulyelerimiz, işte karpuz, kavun, domateslerimiz kurumaya başladı artık. Evet. Biberlerimiz. Bu sene domates olmadı. Yani köy genelinde, köyün içindeki hiç kimsenin domatesi doğru dürüst olmadı. Büyük ihtimalle ya hava şartlarından, ani sıcak. Fidesinden olabilir. Ani sıcaklardan olabilir. Fide burada 3-4 farklı, 5 farklı fide var. Hiçbirisi doğru dürüst olmadı. Ama köyde de olmadı. Köy genelinde de olmadı. Biberlerde bir sıkıntı yoktu. Biberler gayet iyiydi. Fasulyeler... Organik tohum mu acaba? Yoksa siz hazır fide mi aldınız? Ben özellikle dikkat ettim. Mesela komşuların getirdiği bazı fideler vardı. Onlar ziraat fideleri. Kimileri de ata tohumu olan fideler. Şeyden belli zaten. Sebzelerden belli ata tohumu oldu. Evet. Fasulyeler de işte bazıları ata tohumuydu. Bir de şurada söküp attığımız 40 günlükler vardı. Yani kısa sürede olanlar. Yani bahçenin %40'ı hibrit, %60'ı ata tohumu olarak ektik. Evde zaten 4 oda, 2 salon var. Bir salon, bir mutfak da oraya eklenmiş. Buradaki mutfak iptal edilmiş. Şimdi 3 salon, 4 oda olarak kullanıyoruz. Burası bizim sonradan inşa ettiğimiz bölüm. Aha. Yani bu atölye ve depo olan bölümü. Şöyle atölyenizin içine alalım sizi abi. Aha. Buyur abi. Burayı kendimiz inşa ettik. Siz buraya yerleştikten sonra bu atölyeyi kendiniz de ahşapla uğraştığınız için burayı inşa ettiniz. Böyle alalım Mehmet abi seni. Burada yani ben ufak tefek tadilatları burada yapıyorum. Dediğim gibi daha önce de mutfakta, banyoda kullandığımız banyo dolabı, şu verandanın kenarındaki küpeşteyi, verandada kullandığımız rafı, onları hep kendim yaptım. Yaparken de muhteşem bir keyif alarak yaptım. Buralara odaları göstermeye gerek yok. Böyle anlaş. Yukarıdaki odaları gösterirsin. Çünkü şey tam bir köy evi odası. Ooo çok güzelmiş. Allah.
Şöyle şömineniz. Şeyi yani klasik kalsın diye aslında burada şey vardı, yüklükler ve eski banyo falan vardı. Oo, çok güzelmiş gerçekten. Şömine kısımlarını falan bozulmamış. Üstü de ahşap. Çok güzel yapılmış gerçekten. Aa, çok iyi. Tavan boyları da çok yüksek. Evet, direkt tavan şey yok. Aa, evet. Çok. Şu şeyden de bakalım mı abi? Balkondan. Bu da bizim köpeğimiz Şila. Köyden, komşulardan birinden aldık köpeğimizi. Bize çok alıştı. Artık Şila mı ismi? Evet, ismi Şila. Çok da güzelmiş. Çok. Av köpeği. Akıllı uslu. Av köpeği, evet. Çok tatlıymış. Güle güle kullanın abi. Teşekkür. Müsaitseniz böyle biraz köyü birlikte gezelim. Hem köylülerle sohbet edelim. Evet arkadaşlar, şimdi köyün içinde böyle gezintiye çıktık. Hem köydeki sokakları, köyle ilgili bilgileri şimdi toplayacağız. Hayır ve düğün alanına geldik. Şöyle göstereyim size. Böyle gördüğünüz üzere hayırlar, düğünler, köydeki tüm etkinlikler burada yapılıyor. Şöyle küçük de bir çocuklar için böyle park yapılmış. Şimdi biz Akçay tarafından, Edremit tarafından geldik. Bu tarafa geldiğinizde hava hemen kendini fark ettiriyor. Yani bu tarafta biraz daha serin, böyle hırkalarla görmüş olduğunuz gibi geziyoruz. Sen bir açıklama yapacaktın, bir burs konusu vardı bir, evet, kız öğrencinin. Akdeniz Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 2. sınıfa giden bir kız öğrencimiz var. Bursa ihtiyacı var. Yurt çıkmadı. Yani ufak da olsa katkılarınız olursa bu öğrencimiz başarılı. Yani bunu okutalım. Destek. Umarım sizler de hani elinizden geldiğince destekte bulunursunuz. Öğrencimizin bilgilerini açıklama kısmına yazacağız. Instagram hesabından Deniz'e de ulaşabilirsiniz. Şimdiden destekte bulunan bütün arkadaşlara, dostlara teşekkürlerimizi sunarız. Köye geldiğinizde zaten Kırıklar Köy Camisi hemen sizi karşılıyor. Köy meydanında bir cami ve caminin yanında köy kahvesi bulunuyor. Köy kahvesindeyiz. Buradaki köy kahvesinde bir kadın girişimci işletiyor. Kolay gelsin. Sağ olun. Kahveye siz bakıyorsunuz değil mi? Evet, biz bakıyoruz. Nasıl gidiyor? İyi. Müşteriniz fazla yok. Yok. Yorucu oluyor mu? Çok olmasa da yine de oluyor. Kahve oluyor, işi ayakta olduğu için devamlı. Evet. Evet. Burada kahvenin bahçesi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizi tanıyalım. Ben Kırklar Muhtarı Mehmet Ayhan. Bu köyün kuruluş hikayesi var mı? Burada Kırklar denir. 40 tane genç gitmiş seferbirlikte, hepsi kalmış yani. Buradan kalmış bu Kırklar diye. Bir daha geri gelmemişler. Geri gelen olmamış. Yani. Ondan dolayı Kırklar demişler. Kırklar. Daha sonra zamanla bu sözcük Kırıklar mı olmuş? Ha evet. Kanun olarak pek kalmadı ya. Yani. Göç çok oldu. Gençlerden kimse yok. En genç biz varız burada. Niye gençler durmadı abi? Gençler böyle? Abi burada bir her şey yok burada. Mahrumiyet yani. Vatan, herkes aşağı, tarım desen yok. Tarımdan çok geriyiz biz burada. Su yok. Gençler bakıyor köyün haline. Herkes sigortalı iş arıyor. Bu su abi. Getiremediniz mi? Böyle kaz dağlarını getir. Bizim suyumuz da var ama yaptıramadık işte. Uğraşıyoruz bakalım, yaptıracağız inşallah. Olacak bu iş. İnşallah olur. Burası bir yörük köyü. Yörük köyü. Peki köyde dediğiniz gibi sağlık ocağı, okul türü şeyler yok o zaman? Yok. Taşımalı sistem var. Yani. Taşımalı sistem var. Öğrencisi var mı köyün şu anda? Valla öğrenci bile yok yani. 5-6 çocuk var ya. Yani. Köyde bir market, bakkal türü şey var bir mı? Bir tek bakkal var işte. Bir kahveniz var. Kahvemiz var, tek bir kahve. İnsanlar neyle geçinir? Vallahi geçinim kaynağı malcılık var ama malcılık da bitti yani. Aşağı yukarı tarım olmayınca malcılık da olmuyor. Su olmadığı yerde hayat olmuyor kardeşim. Su olacak, vatandaş bir şeyler öğretsin, bir şeyler yapsın ya. Yani. Bak burada 3500 dönüm arazi var. Su sulansa bu vatandaş bu kadar zorluk da çekmez. Göç hali de önlenir. Yani. Yakından geçen bir dere falan var, yok mu? Var.
Var kardeşim. Kaç kilometre yakından geçiyor? 2 kilometre. 1 kilo. 1 kilometre bizim olacak yerlerimiz var yani. 1 kilometre? Evet. Aslında. Hem 100 metre ömrünü boğulacak. Peki köylüler el birliği yapsa birlikte... El birliği olsa ona da müsaade etseler onu da yapacağız biz. Köyde 30-40 tane kepçe var aşıyor. Niye müsaade etmiyorlar? Vallahi şimdi bakalım dilekçe verdik. İnşallah olacak yani. Engel çıkar illa. Kışları nasıl geçer burada kışlar? Kışlar iyi geçer yani. Güzel geçer. Yine o kadar kış olmaz yani. Kar yağar mı çok? Fazla yağmaz öyle. Aşırı kar yağmaz. O zaman sizin köyünüzün en önemli sıkıntısı su. Su, sorun. Su. Ha şey, üstteki kapının anahtarı mı? Onun anahtarı yok. İstanbul'dan buraya göç eden diğer bir arkadaşımız evinin olduğu yerdeyiz. Burada ahşap bir ev yapmış. Şimdi kendisinden bilgiler alacağız. Bu ahşap evi tamamen kendisi yapmış. Şöyle bir yerde merdivenlerden böyle iniyoruz. Şimdi Akın'ın evine doğru gidiyoruz arkadaşlar. Çok güzel yapmış ya. Daha tamamen bitmemiş. Yapım aşamasında. Şöyle gördüğünüz gibi tiny house'lara benziyor. Akın danışmam ben. İstanbul'dan geldim. Daha önce antrenörlük mesleğini uyguluyordum İstanbul'da. Şu anda çocukluk hayalimin içindeyim. Küçüklüğümden beri hep İstanbul dışında işte böyle kendi evimi yapmanın hayalleriyle yanıp tutuşurken şu anda kendimi hayallerimin içinde buluyorum. Evinizi kaç metrekare içerisinde arsa olarak? Arsa olarak 575 metrekare içerisinde. Ne zaman geldiniz köye? 2020'nin Mart ayında arsayı aldım. Temmuz ayında da yapımına başladım. İşte bir sene, iki ay falan şu kadar. Şu an henüz yapım aşamasındasınız ama ana, ya şu anda gördüğüm kadarıyla ana... Ya dışarısı bitti, içerisi de bitti sayılır. Elektrik kablolarını falan işte döşemesi kalmıştı. Onları da bitirdim. Ya şu anda %2, %3 falan bir şeyim tamamen kaldı. Tamamen siz yaptınız kendiniz değil evet, mi? Evet kendim yaptım. He. Biraz bu ahşaba olan ilginizden bahsedebilir misin? Nasıl ya, oldu böyle? Ya, çünkü burada gördüğümüz kadarıyla güzel bir işçilik var bizim gözümüzde. Ya işte ya biraz işin içine girince aslında başlayınca su yolunu bir şekilde buluyor. Kendi ilerliyor. Ama tabii bunun daha öncesi de var. Yani işte İstanbul'da aslında gelmeden önce evimde küçük bir oda vardı. Çok sıkıldığım bir zamanlar aklıma ahşapla ilgili bir şeyler yapmak geldi. Küçüklüğümden beri o da yine sürekli uğraştığım bir şeydi aslında. Ben dedim niye atölye yapmıyorum dedim. İlk başta evimin odasına bir atölye açtım. Daha sonra bu baktım evin içinde olacak gibi bir şey değil. Hani uğraşlı bir iş. Daha sonra İstanbul'da küçük bir atölye açtım. Atölye açtıktan sonra bu işe aşık oldum. Sonra İstanbul'daki kendi üniversite mezunu olduğum işi bıraktım mesleği. Tamamen ağaca fokuslandım. Çünkü sürekli başında durmak gerekiyor. Yoksa hiçbir şekilde bir şey yapamazsınız. Yani çok emek isteyen bir iş çünkü. Ahşap evde bu son zamandaki... Çıkan tiny house'lara biraz benziyor. Ya evet onlara benziyor aslında. Biraz daha büyüyor metrekare olarak. Onlar genelde bir 20 metrekare falan yapıyorlar. Hı-hı. Burası 39 metrekare. Ya vallahi işte bir yatak odası var bir tane. Açık yatak odası. Bu taraf salonla mutfak. Hı-hı. Amerikan mutfak dedikleri. Bu tarafta banyo var. 6-6,5 metrekare kadar. Öyle komple tamamen ahşap bir yapı. Yani çatısından tutun her şeyi tamamen %100 ahşapla yapılmış bir yer. Benim için çok keyif verici bir iş. Yani keyif almadan yapılacak bir iş değil mesela bu. Eğer kendileri yapacaklarsa tabii ki. Hı hı. Ya tabii ki biraz da bilgi de gerekiyor. Ama şöyle bir şey var. Her şeyden önemlisi, önemli olan istek. İstekli olmak ve inandığınız şey uğruna savaşmayı bırakmamak. Yani asıl önemli olan etkenler bunlar. Onun dışındakiler aslında bu herkesin yapabileceği bir şey. Bütün insanlar bunu yapabilir. Tek başına da yapabilirsin. Önemli olan sadece buradaki işte şartlara göğüs germek. Çünkü zor şartlarda kalınıyor. İşte ilk zamanlar işte lavabo, tuvalet işleri işte hani onlar zorluyor. Yemek, beslenme işleri zorluyor. Ya dediğim gibi bunları şey yaparsan, halledersen gerisi çok da zor değil. Yani bir şekilde yapılıyor. Çünkü hani matematik bilgisi işte biraz evet. Dediğim gibi el becerisi. Yo, güzel gerçekten. Yani şimdi tam içini görmedim. Dışarıdan görünümü gerçekten güzel. Ya ben biraz daha böyle doğal... Uykusu da güzeldir herhalde ahşapta, ahşap evde. Yani oynak. Evet, ahşabın içinde ahşap çünkü evrensel olarak negatif enerjiyi barındırmayan bir materyal. O yüzden burada yattığınız zaman veya oturduğunuz zaman veya işte ne yapıyorsanız ağacın içinde o sizin içinizdeki negatif enerjiyi de alıyor. Sizi daha çok pozitif bir insan haline getiriyor. Öfkeli bir insansanız öfkenizi kontrol etmenizi sağlıyor bu iş. Çünkü çok emek gerektiren bir iş. Yani aslında insanın birçok kötü huyunu ağacın kendisi alıyor diyebilirim. Yani bir şekilde bir hocalık yapıyor size aslında. Yani ustalık yapıyor yani. Sonuçta bir katkı maddesi yok. Doğadan aldığınız bir ürünü kesinlikle işleyip, evet. Herhangi bir yani kimyasal bir şey yok. Mesela betonarme evlerde olsun. Aynen. Diğer evlerde olsun. Hani çok kimyasal madde aslında, kullanılıyor. Aslında ağaç çok felsefik de bir durum. Yani şöyle bir şey aslında siz ağacı keserken, biçerken, zımparalarken, ona şekil verirken aslında siz kendi fazlalıklarınızı kesip biçip zımparalıyorsunuz. Yani kendi fazlalıklarınızı düzeltiyorsunuz. Kendinize şekil veriyorsunuz aslında. Yani bu aslında bu evi yapmanın nedeni aslında insanın kendisini şekillendirmesi. Kendisinin yeniden yapılandırması.
Aslında tamamen felsefik bir durum yani. Görünürde ağaç ev ama aslında bu sizin kendiniz. Yani. Sizsiniz aslında. Kendisi millet. Barınaktan da geldi. Evet. Barınaktan aldınız. Evet, barınaktan aldım 45 günlük. 6 yaşında şu anda. Benle beraber hayat macerama adı dahil oldu yani. Ya ben burayı 575 metrekare, burayı pandemiden biraz önce, daha pandemi tam patlamadan önce 25 bin liraya aldım bu arsayı. İmarlarsa %50 imarlı. 25 bin liranın üzerine de yaklaşık bir 80-85 bin lira kadar da malzeme ve şey parası tuttu, materyal parası tuttu. Yani yaklaşık 100-110 bin lira falan mal etmiş oldum burada. Tabii sizin emeğiniz hariç bunu. Yani işçilik tabii ki. Onun zaten bedeli olmadığı için. Ya onu söylemiyorum. Şu anda 100-110 bin lira işçilik hariç. Ya tabii çit, yani bahçe çitlerinden tutun işte şu ağaç merdivenin yapımına kadar her şey tamamen. Kendiniz yaptınız. Kendim yaptım evet. Evet tabii tabii. Mehmet abi, buradaki geçim kaynağınız nedir? Ne işle uğraşıyorsunuz? Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Küçük baş, büyük baş? Büyük baş. Zor haki yapı izlenek. İcimi sütü karşılamayın. Saman ballesini 20 liraya satın alıyız. Evet. Kendi ballemiz 25 ile 30 liraya geri hesap çıkardın mı? Kendi tarafından çıkan. Nasıl ekersin bunu? Çok büyük milletin tarlaları yem bırakıyor, yekmiyorlar. Su yok, silaç yapamayız. Ondan zor işlemiz bizim hayvancılıkla yani işte öylesine. Yövme olmuş bir kadın yövmesi, çiktirmesi 150 lira, kırdırması 150 lira. Tün alıyla 18 lira, 20 lira. Nasıl tütü yaparsın? Çiviti, bunun çiviti var, gübresi var. Hepsi masrafla oluyor. 18 lira, 20 lira tütün alsa bu tütün ekili mi? Nasıl, zahmetli midir abi tütün? Çok zahmetli. Mart ayında bir başlayayım bunun fidasını ekin yere. Haziran'a kadar bunu büyüteyim. Haziran'a yetişti bunu götürün tali. Diktirin. Bir de sıktı ki bu üremiyle. İki dönüm, üç dönüm yürü, bir altında tikin. Gübresimiş, tiktirmesi, ta çapasımış, gırdırmasımış, bir sürü masrafa boğuluyor. O olacak bir şey yok yani. Havaya göre değişiyor. Bu kendini burada bozulmuyor. Bakın arkadaşlar, böyle tütünler kurutulmuş. Böyle. Geçen seneden kaldı bunlar. Geçen seneden? Ha, geçen satamadınız mı? Tüccar almadı. Almadı. Almadı tüccar. Ya, ya. Horazdan bulmuşum. 3-4 horaz var. Bunlar tosunları. Tosun. Satıyor musun tosunları? Satacağız. Köyde çok sayıda eski harabe yapılar göze çarpıyor. Çünkü gençler buralarda sulu tarım yapılamadığı için büyük şehirlere gidiyorlar arkadaşlar. Genelde Edremit'e, Çanakkale'ye, başka şehirlerde çalışmaya gidiyorlar. Köyde yaşlı nüfus ağırlıklı. Burada gününüz nasıl geçiyor? Gününüz vallahi iş fazla, iş yok ama kendimize göre iş buluyoruz yani, yapacak işimiz yok. Dışarıda başka köylere, barajlı olan köylere ekmeğe gidiyoruz. Ekmek. Ektiklerimiz evet, biber ektik 2 tane ama para yapmadı. Duruyoruz bir aydan beri, bekliyoruz. Kapya biber mi ektiniz? Ya bildiğimiz salçalık biberi. Bir buçuktan satalım dedik. Nerede şimdi ektiniz onu? Hangi? Hamdi Bey Ovası'na. Peki nasıldı verimi? Ya verimi yani güzel şu anda, normal verimi de ama para yapmıyor. Para etmiyor. Evet. Kilosu ne kadar? Kapya. Kilosu şu anda 1,5'muştu. Şu anda 800'e inmiş. Nasıl vereceğiz 800'e? Evet 800. 80 kuruş. 80 yani. Kuruş nasıl vereceğiz? Yani 200 ama ekmek isteyeceğiz yani, yapmak isteyeceğiz işler oluyor da para yapmıyor. Hayvancılık da var Hayvancılık mı? Da var. Hayvancılık yapıyoruz. İşte yimler çıkıyor yukarıya. Yim yani sütten yani işte mal satıyoruz. Mal yine iyi. Malın fiyatı iyi. İyi gidiyor da ama. Burada kadın olmak zor mudur yani? Hayır, kadın yok, olmak. Hiç zor değil. İşte zor değil. Kendimize çalışana göre hiç zor değil bizim için. Alışkınız çalışma. Hiç zor gelmiyor bize. Yeter ki iş olsun diyorsunuz. İş olsun yani. İşimiz para. Alışkınız. Öyle. Marketlerde bu biberler 7-8 lira, 10 lira genelde. Ama biz nasıl oluyor da böyle tarla? Ama bilmiyorum, aracılığa yapıyor. Bilmiyorum yani, dışarı icraat yok. Bilmiyorum. Yani bu sene zaten işimizi ödemiyor. Geçen seneden beri. Ekmeği yani dedik. Yine hadi ekelim dedik işte. Sen ne peki, biber ekmeği düşünüyor musunuz abla? Hayır hayır, kesinlikle. Eşime bu sene zorladım ben. Eşim dedi yani beni ekledin diye, zarar yaptırdın diye. Yani geldiğim gittiğim masal oldu. Bir de surluğa kağıtla bu sene oradan. Kârı olmadı yok, diyorsun. Yok yok, kârımız yok. Geçen sene de aynı oldu. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız, iyi misiniz abi? İyiyiz. Siz de iyi misiniz? Biz de iyiyiz. Sağolun, sağolun. Allah iyilik versin cümlemize. Cümlemize, cümlemize. Üzüm, sene de alıvereyim. Ben alırım. Yok yok. Hiç zahmet etmeyin. Ben alırım. Ya işte vakit geçiriyoruz. Malcılık yapıyor gençler. Bizim bir şey yok galiba. Biz işleri bitirdik. Yaş kaça? 8'en 1, 8'en 2'ye gireyim. Üzüm al. İyi. Üzüm de alacağım. Hı hı. Dedim hanıma falan al. Sen de al. Evet. Bir tane salkımınızı aldık. Şöyle arkadaşlar. Al. Şöyle güneşte göstereyim. Amcamızın böyle bahçesine asmasından aldık. Bereketli olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bir şey değil. Afiyet olsun.
Kırsal bölge bunlar. Susuzluktan yanayız. Susuzluk var. Baraj gibi veya bir gölet gibi bir şey olsa daha iyi olur. Gençlik kalmadı. En genci benim 44 yaşımızda. Köyümüzde genç yok. İş imkanından dolayı gençlik Edremit, Burhaniye böyle yerlere göç etti. Suyumuz olsa en azından çiftçilik yapılır. Daha rahat olur yani. Burada koyunculuk ve inekçilik yapılır. İnekçilik de zoraki yani su olmadığı için. Sizin bir an önce su işinin halledilmesi lazım evet, bu köyün özellikle. Bir tek suya ihtiyacımız var yani. Ufak bir gölet olsa yeterli yani. Yetkililer duymasını istiyorum yani. Köylü olarak peki getirmeyi denediniz mi? Hani... İmkan yok ki şimdi köylüde yani. Şimdi ben 44 yaşındayım. İş bulursam gideyim. Nasıl getireyim şimdi hadi. Kim getirsin buradan? Yani bir kilometreyle... Mesela alemcan var. 70 yaşında adam. Bu adam nasıl sizinle orada çalışma yapsın? Okuma yazma oranı nasıl köyün? Okuma yazma oranı da zayıf yani. Zayıf yani. Zayıf tabii. O zaman yani başka yerde işçi olarak gidiyor. Tabii işçi olarak gidiyor. Başka öyle tahsilli bir kimsemiz yok zaten. Tahsilli olsa bu işler buraya varmayacak zaten. Garibanlık buradan geliyor zaten. Son zamanda da böyle köylünüz artık yavaş yavaş göç almaya başladı mı dışarıdan gelenler? İşte göç köyde kimse kalmadı ki zaten. Ama gelir bundan sonra şehirler biraz ya daha... Ya işte şehirlerden bir iki İstanbullular da şuradan buradan gelenler var. İşte onlar var. Yaklaşık 10 sene Edremit'te oturdum. Ama baktım geçinemedim. Ev kirası. Bir mesleğin yok elinde. Baktım geri dönüşüm yaptım. Devlet hibesi vardı. 40 tane koyun verdi. Onlarla mücadele edeyim, ondan geçinimimi sağlayayım. İş sahası yok. Olsa daha lüks olur köylerimiz, daha güzel olur. Umarım ki inşallah bir devlet yetkilileri duyar da yani biz... Su sıkıntısı çözülür. Su sıkıntımız var yani. Evet. Büyükbaş hayvancılıkla uğraşan köylülerle biraz sohbet edeceğiz. Oradaki ahırları size çekeceğim. Eski okul burası da bak Atatürk büstü falan var. Öyle mi? Tabii kapanmadan önce okul. Şunu bir çekeyim o zaman. Şu yıkık harabe olan yer mi? Evet evet. Oğlayın yanındaki. İkisi de. İkisi de okul. Evet arkadaşlar. Şimdi köy göç vermeden önce bu köyde daha önceden okul varmış. Tabii göç verdikten sonra gençler burada kalmadığı için okul da zamanında kapanmış. Bu iki yer okul ve lojmanı. Şu anda şurada da görüyorsunuz Atatürk büstü var. Bir tanesi harabe durumda. Diğerinde de köy imamı yaşıyor. Temel geçim kaynağı hayvancılığa dayanıyor. Hayvancılık yapan köylülerle şimdi görüşeceğiz. Yani ahırların bulunduğu yere doğru gidiyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, vallahi çok şükür, sizleri sormalı. Biz de iyiyiz. Sizin böyle koyun keçi işi mi yapıyorsunuz? Aynen, hayvancılık yapalım bizim burada. Başka hiçbir şey olmaz. Suyumuz yok köyümüzde. Onun için çilek yapamayız, sığaçlık yapamayız, evet. Biber dikemeyiz. İşte kırsal bölge olduğu için. Hayvanları sulamak için peki var mı? Hayvanları da sulamak için işte bu alanda var bir. Aşağıda var bir. Dereler. Başka yerde yok. Derelerde bulursak suluyuz. Bulamazsak ağıllarda su getirip suluyuz. Hmm. Yani suyumuz yok. Kırsalıyız biz. Hep. Gel. Ne otlatıyorsun? Koyunları otlatıyoruz işte. Ne yapalım? Genelde okulda geçiyor ama hafta sonları da koyuna bakıyorum. Öyle mi? Kaça aha gidiyorsun? Lise son. Ne istiyorsun okumak? Çocuk devam gelişim. Etmek çocuk gelişim. Nasıl geçiyor şu anda? Kaç koyuna bakıyorsun? Şu anda 40'a yakın koyunla ya. Şey işte 35'e yakın. 35 tane falan koyun var değil mi? Evet. Köyünüzü bize biraz anlatman gerekirse nasıl anlatırsın köy? Köyüm çok güzel. Nasıl anlatayım köyümü? Valla iyi. Köyümün gezilecek yerleri de var. 10 seneden beri burada yaşıyorum. 17 seneden beri. Evet. İşte doğdum doğalı buradayım. Nerede okula nerede gidiyorsun? Kalkım. Kalkıma gidip geliyorsun. Hı. Şey taşımalı sistemle. Taşımalı. Şimdi köy ahırlarının bulunduğu yerdeyiz. Bu köyün temel geçim kaynağı hayvancılığa dayalıyor. Son zamanlarda gençler de köyde bulunmadığı için hayvancılık da gittikçe azalmakta. Çiğ sütün fiyatı 3-3,5 lira arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi süt bakımından verimli olan alacalı dedikleri Hollanda cinsi inekler bakılıyor. Burada genelde 100 tane ahır var, 50 tane.
yaraya düştü. Millet gençlik yok. Millet de satıyor zaten. Yapabilecek ama yapıyor. Sabah 7'de geliyoruz. Hı-hı. Akşam yine 6-7'yi buluyor işte. Sütü götürüyoruz, mandara döküyoruz oraya. Yine 2 düğü var. Hmm. Ben düğü yaptım oğlum, borçluyum, ben sattım. Sattınız mı? Daha önceden nasıldı peki burada? Yaklaşık 100 tane ahır varmış galiba. 50. 50 tane mi? 50 ahır var. 50 tane ahır vardı. Şimdi her evin genelde kaç, ortalama kaç ineği vardır? Ya, önceden çoktu ama şimdi hayvancılık çöktü. Yiyin bahalı, nereye yapsın millet hayvanı? Yemin çuvalı 150 olmuş, samanın ballesi 30 olmuş. Nereye alıp da nereye yapacak? Bizim köye gölet yapsalar olacak. Gölet yapmıyorlar bizim köye. Kendi en azından samanınızı çıkarırsınız sulamayla. Tabii canım, sulama olsa bu tarlalar hepsi sulanacak. Sulama yok ki. Ota para vermeyeceksiniz en azından. Ota vermeyeceğiz, sulaca para vermeyeceğiz. 9 dönüm sulacaktım, aldım 3 traktör. 3 traktör. Susuz olunca ne olacak? Su olsa 9-10 traktör sulacaksın. Belki daha fazla olsun. 10 traktör. Tabii canım. Evet. Su yok. Suyumuz olsa bizim her şeyimiz olacak. Suyumuz yok. Su sorunu var. Peki geçmişle kıyasladığımızda şu anda hayvancılık gittikçe azalıyor mu? Azalıyor. Kolay gelsin teyze. Sen korkacak. Gel buraya, gel. Ben sen ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Çok. Sen çok mu tatlısın sen? Nasılsın abla, iyi misin? Nasılsın, iyi misin? İyi, siz nasılsınız? Siz iyi misiniz? İyi vallahi, sağ olun. Ne kadar böyle, günde ne kadar böyle götürüyorsunuz? Kaç saat ormanda kalıyor? Sabahleyin götürüyoruz bunları da saat 7'de, şimdi getiriyoruz. Akşama kadar ha? He. Akşama duruyoruz. He. Bereketli olsun. Hay. Evet dostlar, bir köy gezimizin daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Destek olmak adına videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki köy gezimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.